İkbal mikbal değil fani bu dünya, fani ne ettim sana felek, döndüm bana arkanı. Ne ettim sana felek, döndüm bana arkanı. Yolcu yolunda gerek diyerek çıkmış olduğumuz yolculuğumuza yine bir sonbahar günü devam ediyoruz. Karadeniz coşmuş durumda, yağmur çok fazla ama biz yolculuğumuza devam edeceğiz ve biz önümüze yansıyanları sizlere aktarmaya çalışacağız efendim. Çok fazla lafı uzatmadan iyi seyirler diliyorum. Yolcu yolunda gerek programı başlıyor. Gelende yağmurlara sor yarım, yağmurlara sor yarım. Ben aklına gelende dalgalara sor yarım, dalgalara sor yarım. Gecelerde ben bir kara yazayım, yak lambamı ya felek, bir muma da razıyım. Yak lambamı ya felek, bir muma da razıyım, bir muma da razıyım. Entaresi al yarım, gözlerim asal yarım. Entaresi al yarım, gözlerim asal yarım. Ben aklına gelende derinlere dal yarım, derinlere dal yarım. Ben aklına gelende uzaklara dal yarım, uzaklara dal yarım. Yağmurun, selin zaman zaman Karadeniz'de hasar yaptığını görüyoruz. İşte o dönemlerden bir tanesiyiz. Annem kolay gelsin. Selamun aleyküm. Burada annelerim sohbet ediyordu. Anneciğim nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Abi nedir abi, derede deniz kabarmış. Dere deniz kabarmış, gelmiş. Yağdı. Köylerden, köylerden her taraftan yağdı geldi. Ne yapalım? Böyle oluyor değil mi sürekli? Oluyor oluyor da bu seneki gibi. Anne sen de şöyle alayım. Şöyle arkadaşlar. Bu seneki gibi çok olmadıydı. İki sefer geldi. Ha şimdi daha çok oldu. Daha çok oldu daha değil çok mi? İyi sefer geldiydi bu sene. Çok heyelan oluyor mu buralarda? Ya bazı sene oluyor, bazı sene de hiç olmuyor. Geçen sene hiç gelmedi. Bu sene oldu. 4 sene evveli olduydı böyle bir heyran. 4 sene evveliydi, İbrahim ölmediydi. O dereye su geldiği zamanı, o zaman oldu diye böyle bir heyran. Benim köprüden polisler geri çağırdı. Gelme dedi, bana ineğim var, inek yollamaya gittim. Gelirken gelme yenge dediler, ya çabuk geç ya gelme dediler bana. O kadar kötüydü. O kadar kötüydü. Tabii, tabii, o şey kadar kötü geldi. Aynen onun gibi gelmiş bu sefer de. Yine. Olsun, taylalarımız vardı. Sel aldı gitti. Nemiz varı sağladı. Olsun, tabii, sağlık olsun. Nemiz varı sağladı orada. Sağlık olsun. Taylalar gitmiş. Bu kadar da böyle şeyiz. Buna da şükür. Buna da şükür. Daima şükür. Allah'ıma çok şükür. Allah rızkımızı kesmez. Bir yerden yıkarsa bir yerden verir. Evet. Ne dedim? Ne diyeyim ben sana? Senin ellerinden öperim ben. Yani Karadeniz insanı gördüğünüz gibi her zaman yapıcıdır arkadaşım. Yani hiçbir zaman isyanla değil, şükürle hareket eder. Çok şükür. Daima şükür. Canımız sağ, ayağımız geziyor. Ayıp ettim. Ben buna daima şükür ediyorum her zaman. Her zaman, her zaman hepimiz şükredelim. Eniştem duruyor mu? Yok, 1,5 sene oldu öleli. Allah sabır versin. Çocuk var mı? Var. Nasıl? Çocuklar yanında mı şu anda? Yanımda bir tanesi, yanımda. İki tanesi İstanbul'da.
Evlendirdin çocukları. Evlendirdim. Evet. Hepsinin çocukları var. İyiler. Allah'a şükür. Allah herkesin kızlarına herkese bağışlasın. Hepimizin kaza bela göstermesin. Amin anneciğim amin. Peki yalnız kalmıyorsun çocuklarımla. Yani ben çocuklarımla beraberim. Ben... Bırakmadılar yani vefalı çıktılar. Yok. Ben Hızan'ımdan çok hoşnutum. Allah hoşnut olsun. Ben Hızan'ımdan çok hoşnutum. Ama ben de görevimi yapmıştırım. Hepimiz annelerimizden böyle dualar alabilsek. Ha. Hepimizin arkasından böyle dua etmiş olsa annelerimiz. Hızan ki Allah herkesimizinkini burnunu kanatmasın. Abi. Ben öyle bilirim. Ben çünkü babadan anadan öyle gördüm. İntizar ettin mi çocukların her zaman burnu kanar. Ananın babanın ahı yakar adamı. Değil mi annem? Ha. Anadan babadan intizar almayacaksın. Peki. Babamın duasıyla ayakta geziyorum ben. Babamın duasıyla. Dua önemli değil mi annem? Dua şart. Çok önemli. En önemlisi o. Hiçbir şey olmasın. Kardeşin üstünde bunalmasın. Babadan anadan dua al. Bak hiç bunalmasın. Bak bunların duası önemli. Ben onu bilir onu söylerim. Baksana ne kadar şükürle hareket ediyorsun annem. Yani çok daima şükür. Daima şükür. Her zaman şükür ediyorum ben. Ben her zaman şükür. Aç değilim, açık da değilim. Çok şükür. Çok şükür. Allah'ıma bin bin kere şükür olsun. Ne yapalım? Peki her dönem olmuyor diyorsunuz. Zaman her zaman dönem böyle olmuyor, oluyor. Olmuyor. Yok yok. Her dönem olmuyor. Ya bir insan dört dörtlük hiçbir zaman olamaz. Dört dörtlüğü bulamazsın zaten olsa. Olabilir misin? Hep eksik vardır bir yerlerde. Evet. Elle bir yerden bir eksik çıkar. Kış geldi annem. Baksana biz montlarımızı giydik. Şimdi ne yapıyoruz? Ne var mı kışlıklarınız bari şeyimiz? Ay, şükür olsun Allah. Var. İdare edip gidiyor. Daima şükür. Hepsi var. Çok şükür. Allah bozmasın. Ha, ben de gördüm size bir merhaba diyeyim dedim. Bakayım bu denizin bu coşkunluğu. Denizin bu coşkunluğu herhangi bir yere zarar verdi mi acaba? Bilirdiniz dedim. Evet. Şöyle denize doğru dalmıştınız. Böyle bir gezmek için çıktım. Böyle bir tur atalım dedik. Böyle gezip oradan yukarı eve gidelim. Nereleri anlaklayalım dedik. Denizi anlaklayalım dedik. Öyle bir çıktım işte. Peki efendim. Yolculuğumuz devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Kümbete oy söz verdim dereliye. Gidiyorum kümbete oy söz verdim dereliye. Haftaya geleceğim de güzelim güreleye. Haftaya geleceğim de güzelim güreleye. Efendim yolculuğumuz devam ediyor. Bir taraftan dalgalara takip ederken bir taraftan abimizle sohbet edeceğiz. Dalgalar riskli. Biz bu riski alıyoruz. Sizler için bu riski alıyoruz. Ve Karadeniz'in hep güzelliklerini gösterdik. Bir de böyle tehlikelerini sizlerle yansıtmak ve paylaşmak istiyorum. Kolay gelsin abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi çok tehlikeli. Denize rağmen buradasınız. Ya hem macera olsun hem odun toplu yok. Hem ne bileyim ya. Hem sahili temizlemiş oluyor yani. Peki. Sizi tanıyayım patron. Ben Hüseyin Kuzu. Hüseyin Bey. Karadeniz bu dönem özellikle şu son yağmurlarla beraber bayağı coştu be. Evet. Resmen çamur akıyor gördüğüm kadarıyla. Dönem dönem oluyor mu bu? Evet oluyor. Dönem dönem oluyor yani. Böyle hava çok bozdu, yağdı sıralarda. Daha tehlikelisi oluyor yani. Sahile bile vuruyor. Sahile bile vuruyor. Tehlikeli. Peki şu dalgalar şimdi buraya kadar vurduğu oluyordur muhakkak? Evet. Tabii ki sahile asfalta çıkıyor yani. Allah göstermesin alıp götürebilir de sizi. Tabii ki götürebilir yani ama. Bizi de götürebilir şu anda geliyor. Giderim yallah yallah. Ucunda ölüm yok ada seviyorum Allah Allah. Ucunda ölüm yok ada seviyorum Allah Allah. Karadeniz insanı bilinçlidir. Karadeniz insanı özeldir, değerlidir ama bir o kadar da yoksul olan insanlarımız var. Bu tehlikeye rağmen buradan kendisine yakacak kışlık odun arayan insanlar var. Herkes Hüseyin abimiz gibi macera olsun diye değil, gerçekten ihtiyacı olduğu için bu tehlikenin içerisinde bulunuyorlar. Yetkililere sesleniyoruz. Bu durum çok da hoş bir durum değil. Sizlerle paylaşmak istedim efendim. Kolay gelsin Hüseyin abi.
iyi çalışmalar. Sen sana iyi maceralar ama çok tehlikeli bir macera, evet. Benden söylemesi. Efendim yolculuğumuza devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Gördünüz biraz önce dalga aldı bizi. Böyle çamurun çorağın içerisinde bıraktı. Ben daha fazla bu riski almak istemiyorum. Arkadan geliyor bir taraftan. Duman gelmiş yaylaya da gitmiş güzelim gitmiş. Duman gelmiş yaylaya da gitmiş ufam gitmiş. Yan komşulara sordum da güllük biçmeye gitmiş. Yan komşulara sordum da güllük biçmeye gitmiş. Kardeşim. Çok sağ ol abi, teşekkür ediyorum. Vallahi biz biraz önce sahile kadar indik. Deniz şöyle bize bir vurdu. Daha
şeyden bariyerden öbür tarafa geçemiyor. Sen nasıl cesaretle geçiyorsun? Şimdi bu cesaret işi değil aslında. Bu bizim yaptığımız bir delilik. Ama Karadeniz'de böyle mevsimlerde bizim için çok büyük bir dezavantaj oluyor. Avantaj çünkü, mı dezavantaj mı? Avantaj diyelim buna. Peki. Çünkü işimiz gereği oduna gidemiyoruz. Gördüğünüz gibi zor şartlarda ama önümüz kış. Odunu yapmak zorundayız. Peki deniz coşmasaydı böyle şeyden dağlardan inen odunlar sahile vurmasaydı ne yapacaktın? Yakacak işini? Yakacak işimi o zaman ne yapacaktık? Köyümüzde arazimiz var. Yasal kanunlar içerisinde bunları bir şekilde temin edecektik. O şekilde olacaktı. Tabii ki bu da bir Allah'ın bize takdir-i layısı bir şeyim diyelim. Lütfu mu diyorsun? Lütfu mu diyelim? Lütuf mu bu şu anda size? Ya, bence zorluk bence ya. Zorluk ama yani tabii ki lütuf. Bilemiyorum şöyle artık. Şöyle bir değerlendirme yaparsak köyde odun taşıma araziden kesiyorsun yol aşamasına getirene kadar belli bir miktar işçi sarfiyet oluyor. Onu veriyorsun, arabaya getiriyorsun, koyuyorsun. Kapıda kesim aşamasına gelene kadar böyle bir değerlendirme yaptığımız zaman bir kişi, beş kişinin yapacağı işi yapabiliyor. Canım abim, şu anda şu denizin vurmasına bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Şu anda sizler ne kadar fark ediyorsunuz bilmiyorum ama deniz vurduğu zaman suyu bize geliyor olduğu gibi. Ki bazen dalga baya baya yükseliyor. Biraz önce de gördünüz siz, dalga bizim yarıya kadar, bir belimize kadar geldi. İyi ki erken fark ettik. Sizler bayağı risk alıyorsunuz. Evet, risk alıyorsunuz. Fark etmişsiniz. Biz şimdi yeri geliyor, dalgaya arkamız dönük. Göremiyoruz. Bu bizim için bir... Aldı götürdü dalga seni. Götürdü. Rusya mı gideceksin artık? Batum'a mı geçeceksin? Bilemiyorum nereye gideceksin. Sahile denizin atmış olduğu odunları birileri alacak. Yani ama bu biraz dalgalar durulduktan sonra olsa daha iyi değil şöyle mi? Şöyle bir şey var. Bizim milletimiz sanki mücadele içerisinde gibi. Dalganın durması şu anda durmadı ama yağmur kesildi. Az önceki yağmuru siz biraz önce söylediniz yani bizi neredeyse alacaktı yani o şekildeydi. O yağmurda bile siz görmediniz. Burada odun çekenler yani daha zorluklu odun çekenler vardı. O zaman gelmiş olsaydınız yorumlarınız belki daha farklı olacaktı. Efendim gördüğünüz gibi insanlar tehlikeli de olsa ekmeklerinin peşlerinden koşuyorlar. Başka da bir şey diyemiyorum. Bizler sadece görüntüleri sizlere aktarmakla mükellefiz. Yorumu sizlere bırakıyoruz. Yolculuğumuza da devam ediyoruz. Efendim şu anda nereye mi gidiyoruz? Güzel bir Karadeniz sofrasına götürüyoruz sizleri. Hadi o zaman bekletmeyelim. Soframız bizi kurulmuş, bekliyormuş. Soframıza gidelim. Deniz bayağı kızmaya başladı. Biz kaçıyoruz. Kolay gelsin sana. Sağ ol abi. Çok teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için. Aman dikkat et. Aman çok dikkat et. Ediyorum. Bizim için değerlisin. Yol yolunda gerek diyoruz ve yolculuğumuza devam ediyoruz. Ben gezdim oraları kapı kaya olacak. O çük çük gelende karabacık dolacak. O çük çük gelende karabacık dolacak. Eskiye'den dökülür gele bara denize. Armağan olsun dostlar bu türkü hepinize. Armağan olsun dostlar bu türkü hepinize. Devam ediyoruz. Mükellef bir Karadeniz sofrasına gideceğimizi söylemiştik ve mükellef bir Karadeniz sofrasındayız. Neredeyiz? Keşap Doğal Dükkan'dayız. Buranın özelliğini tamamıyla doğal ve organik Karadeniz yemeklerine hakim olan bir restoran. Dediler ki buyurun ikram edelim. Sizler de tadın. Ben dedim ki tek başıma olmaz. O zaman izleyicilerimle beraber tadalım. Sağ olsun Mehmet Bey de tamam dedi. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey. Keşap Doğal Dükkan. Evet, doğru mu? Evet. Neden doğal dükkan?
Neden doğal dükkan? Bölgemize ait yöresel ürünlerin ve organik ürünlerin adresi doğal dükkandır. Onları harmanlayarak ustalarımız kendi elleriyle beraber bu lezzeti, bu sırrı bulabileceğiniz tek yer doğal dükkandır. Doğal dükkan Keşap'ta bu bölgeye ait kendi bahçelerimizden, kendi yetiştirdiğimiz ürünleri mutfaktaki ustalarımız güzel bir şekilde bize hazırlayıp müşterilerimizin tatması için mükemmel bir hal aldırıp biz onları müşterilerimize sunuyoruz. Mehmet Bey, özellikle aşçılarınızın köylere gönderdiğinizi, belli yaşın üstündeki ninelerimizle onların diyalog kurmasını ve onlardan o sırrı alıp burada işlemesini istediğinizi duydum. Doğru mudur? Doğrudur. Yani herkes kendi evindeki lezzeti, o tadı burada alabilmesi için böyle bir çalışmanın içerisinde. Aynen öyle. Onu amaçlıyoruz zaten. O lezzeti, o tadı, o kıvamı, o güzelliği burada yaşamasını istiyoruz. Yani o zenginliği burada görsün. Yani gurbetteki insanlarımız hani artık evlerimizde yapılmıyor bunlar demesin. Yani evlerimizde yapılmıyor, ancak doğal dükkan Keşap'ta yapılıyor bunlar. Kadınlarımızın çoğu çalışıyor. Dolayısıyla kendi öz evimizin içerisinde göremez olduk bu lezzetleri. Analarımızın yanına gider olduk. Bunu da tespit eden sanırım işletme sahibi burayla bu açığı gidermek adına böyle bir çalışmanın içerisine girmiş. Peki neler var burada? Aşçım da yanımda duruyor. Aşçıma döneceğim ama burada gördüğüm, benim tanıdığım pancar çorbası, patates kavurması, dible galiba, lahana diblesi, pancar diblesi. Gerisini çok fazla çözemiyorum. Aslında buna hakimim. Evde anacığazım yapardı ama bu sanırım bezelye tava. Bunun bir de fasulyesini yaparlar. Bezelyeden bahsediyoruz. Bezelye dediğim gibi mısırını ve tereyağıyla kızartıyoruz tavada. Tabii tereyağı da bizim kendi organik tereyağımızdır. Köy tereyağısı. Bu halde. Onun haricinde şu nedir, şu evet tam önünüzde olan, ben sanki bizim bölgede bir döşeme tabiri vardır, hani döşeme derler, lahana, soğan, patates, pirinç vesaire, ona andırdı sanki ama yok değil tutmadım arada. Değil kesinlikle, bu kaldirik dediğimiz bir bitki, Mayıs aylarında bahçelerde, sulak yerlerde yetişen bir bitki. Bitkiniz dediğimiz sapını kullanıyoruz. İşte kaldırık olarak yaprağı kullanmıyoruz. Çünkü yaprağı biraz daha dikenli olduğu için yiyemiyoruz. Ama sapından böyle güzel... Ne var içinde? Nasıl yaptınız bunu? Mesela çok fazla detaya girmeyin. Anladım, lezzeti vermek istemiyorsunuz. İçinde biber, kapyabiber, işte yeşiller kullanıyoruz. Onun haricinde soğan var. Tereyağıyla beraber kavuruyoruz. Soğanla biberi biraz öldürdükten sonra, pembeleştikten sonra kaldiriyi de haşlayıp hepsini bir kavuruyoruz. Şu anda hala sofralarımızda analarımızın yaptığı yemeklerden bir tanesi diyorsun değil mi usta? Kesinlikle öyle. Hani dibleyi anlıyorum, evlerde hala görüyorum. Pancar çorbası olmazsa olmazdır Karadeniz'in efendim. Yani bir Karadeniz evine girdiğinizde lahana çorbası, sadece lahana yoksa ya da buna katacağı diğer malzemelerden bir tanesi yoksa eğer yapılmamıştır, onun haricinde lahana çorbasını bulursunuz. Efendim dibleyi bulursunuz, efendim sarmayı bulursunuz da kaldiriyi çok fazla... Kaldiriyi çok fazla bulamazsınız. Sebebi de dediğiniz gibi artık annelerimiz, yaşlılarımız gidemiyorlar. İşte bahçelerden toplayamıyorlar. O yüzden bulamıyoruz. Ama biz bunları dediğim gibi Mayıs aylarında çıkmaya başladığı günden itibaren toplayıp hazırlıyoruz. Peki. Harikasın ustam. Kaldirik'te anlaşıldı, yapılıyor. Kiraz turşusu özellikle Giresun'da yapılan ve meyveden yapılan bir yemek olması hasebiyle dikkat çeken ve çok da talep gören bir yemektir değil mi? Kiraz tuzlusu değil mi bu yaptığınız? Peki onu nasıl yapıyorsunuz ustam? Birçok programda anlatılmıştır elbet ama bir de sizden dinleyelim. Önce kirazı zaten olduğu mevsimde toplamayla başlıyoruz. Topladıktan sonra suyla, tuzla beraber salamur ediyoruz bunu. Belli bir süre tuzlu suda bekledikten sonra tuzdan çıkarıp tekrar tuzsuz bir suda tuzunu alıyoruz. Ondan sonra kavuruyoruz müşterilerimize, ondan sonra sunuyoruz. Zaten o çıkarmadan tuzlu haliyle beraber yeme şansımız açıkçası yok yani. O yüzden biraz da
saf suda bekletiyoruz. Bekledikten sonra da işte sebzelerle beraber yine tereyağıyla kavuruyoruz tavada. O şekilde müşterilerimize sunuyoruz. Bayağı talep görüyor değil mi? Kesinlikle evet. Peki. Her mevsim bulabilme şansları var mı bunu sizde? Her mevsim bulabilme şansları var. Çünkü dediğim gibi biz bunları topladıktan sonra tuzluyoruz. Aynı zamanda hocam biz bunları reyonumuz da var, satış reyonumuz var. Sadece yöresel ürünlerin bulunduğu satış reyonumuz var. Mevsimine göre topladığımız ürünleri, mevsimli ürünleri kendimiz değerlendiriyoruz. Onları difrizlerde, difrizde kalabilecek ürünleri difrizlere atıyoruz. Oradan insanlar kendi evlerinde yapmak istediklerinde bunu bizde bulabilirler her türlü şekilde. Nasıl biz insanlara hazırlayıp sunduğumuz gibi aynı şekilde. Ben burada değil de ben gideceğim bunu Bursa'da evimde yiyeceğim ya da Ankara'ya götürebilir miyim sıkıntısı yaşamadan bizden alıp onu direkt kendileri burada nasıl yapıyorsa annelerimiz orada da yapabilme imkanı sağlıyoruz zaten. Hemen şeyini de söylüyorsunuz herhalde o zaman nasıl yapacağınızın sırrını da veriyorsunuz. Tabii, veriyoruz. Tabii ki kesinlikle. Kesinlikle hocam ustalarımız zaten o bilgiyi onlara veriyor. Ya kirazı olsun aynı zamanda kirazın yanında biliyorsunuz karayemiş diyorlar. Taflan tuzlusu da yapıyoruz. Onları biz reyonlarımızda hazırlıyoruz, sunuyoruz. İnsanlara satış imkanı yaratıyoruz yani. Yani insanlar buraya geldiklerinde bizde mevcutsa yöresel ürünlerimiz, bunların hangisi varsa biz insanlarımız onları, onlar bizden istesin biz onları veriyoruz yani. Anladım. Yemekte kalmıyor. Burada yemekte kalmıyor. Evlerinde de yeme fırsatı sağlıyoruz. O ne güzel. Ne güzel. O da güzel. Bu fasulye turşusu. Fasulye. Çocukluğumdan beridir sevdiğim. Bu şekilde yeniliyor değil mi bu? Tabii. Ya ben evdekini yiyordum da burada da böyle yeniliyor mu bilmiyorum. Böyle tadına doyum olmuyor. Farklı bir lezzet. Onu anlatmaya gerek yok. Yemeniz lazım. Hatta buradaki birçok tadı anlatmaya gerek yok. Yemeniz lazım. Sevgili kameraman kardeşim Yılmaz, ağzının kenarını sil, ağzının suya akmaya başladı. Böyle güzel lezzetleri görünce yavaş yavaş kamerayı şöyle kaydırmaya başladım. Bize al. Akmadı mı? Akmadı. Kafanı sallama istersen kamerayı salla. Kafanı salladığını kimse görmüyor. Peki. Başka nelerimiz var? Bu pidelerimiz yine Karadeniz pidesi olarak geçiyor. Biraz daha mikrolaştıralım. Nerenin pidesi? Görele pidesi. İşte kıymalı, peynirli, karışık olarak. Genelde kaşarla yapıyorlar başka yerlerde. Ben öyle gördüm en azından peynirliyi. Burada köylerde yapılan peynirin kendisiyle, ta kendisiyle diyorsun. Hocam şimdi bu peyniri her yerde bulma imkanı olmadığı için, Görele'de özellikle salı günleri Görele pazarı olduğu için orada insanlarımız bunu sadece Görele'de satışa sunuyorlar. Biz de oradaki köylülerle irtibata geçip kendimize özel peynir yaptırıyoruz. Elimizde kaşarlı isteyen insanlar kaşarlı da sunuyoruz ama önceliğimiz her zaman o tadı, o lezzeti vermesi için Görele peyniriyle yapıyoruz zaten. Yani oranın lezzetini almak için oranın evet. Kendi ham maddesini kullanıyorsunuz. Çok güzel. Kaşar Görele peynirlisi, Görele kıymalısı ve Görele yağlısı. Yağlısı. Karışık mı oluyor bu? Karışık pidesi oluyor. Görele karışık pidesi. Zaten diğer yerlerde belki insanlarımız görmüştür. Karışık da diğerleri gibi uzundur ama özellikle Görele olduğu için biz yuvarlak yapıyoruz pideyi. Açık yapıyoruz ve herkes içinde ne olduğunu net olarak da görmüş oluyor. Peki çok güzel. Sarmaya zaten ifade etmeme gerek yok. Etli sarma değil mi? Etli sarmamız var. İlerideki sanırım şu şöyle ben yavaş yavaş ayağa kalkayım. Fasulye de elimde kaldı valla. Güzelmiş de. Bu mısır ekmeğimizdi değil mi ustam? Mısır ekmeğimiz. Şunu anlayamadım. Hamsiye benzettim sanki ama az yakından bakınca hamsi olmadığını anladım. Yutturabilirsiniz bunu hamsi diye. Yutturduğumuz derken insanların gerçekten buna hamsi diye hitap ettiği çok oluyor. Bu bildiğimiz patlıcan. Patlıcan tava. Mısır unundan dolayı biraz hamsiye andırıyor açıkçası. Evet, değişik bir evet. Görüntüsü de duruşu da hamsi tavaya andırdığı için öyle geldi. Öncesinde acaba o mu dedim, sonra yaklaşınca öyle olmadığını fark ettim. Bir de şurada bardaklarda bir şeyler görüyorum Mehmet Bey. Bunlar üzüm suyu. Şıra dediğimiz bizim bu bölgede nerdek denir. Bekmezden yaparız. Ama ancak bu saf üzüm suyu. %100 doğal, hiçbir şeker ve katkı maddesi bulunmayan, bunu biz kendimiz imal ediyoruz. Bu bölgede, bu yörede bizim kokulu üzüm sularını biz kendimiz halkımıza toplattırıyoruz. Onlar buraya getiriyor, kendi imalathanemizde onların suyunu sıkıyoruz ve bu hale aldırıyoruz.
İçinde hiçbir katkı maddesi yoktur. Saf üzüm suyudur, doğal. Kaynatma da yoktur. Bu şekilde biz bunları difrizlerde muhafaza ediyoruz. Bir yıl sonra da kullanabiliriz. İki yıl sonra da düzenli bir şekilde aynı lezzeti, aynı tadı alabiliriz yani. Şöyle bir tatmak istiyorum ben, müsaade ederseniz. Çünkü ben... bildiğiniz meyveyi yiyormuş gibi hissediyorsunuz. Yani o kokuyu ve o doğallığı alabiliyorsunuz. Kokusunun sebebi, sözünüzü böldüm, kokulu üzümden yapılması. Yani kokulu üzümdür bu, siyah kokulu üzümdür. Bu bölgeye has, Giresun'a has kokulu üzümdür. Kendi saf suyudur. Bunun bir de ilaç gibi etkileri olduğunu duymuştum. Çünkü özellikle şeker hastaları için çok etkili ve ilaç niyetine kullanıldığını, şekeri dengelemede öyle söylemişlerdi. Doğru ya da yanlış bilmiyorum, bilgim yok. Kansızlık, şeker hastalığı, yani bu tür hastalıklarda yani kullanabileceğimiz, içebileceğimiz, bizi her zaman rahatlatabilecek bir içecektir. Yani insanlarımız hararet almamız gerekiyor bazen. Hani kola değil, o gazlı içecekler değil. Bunun bir bardak içmeleri onlar için yeterlidir. Soğuk içsinler, bir bardak içsinler, hiçbir hastalığa yer vermez yani. Çok bunu ben de duymuştum, evet doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bununla ilgili özellikle yaşlılarımızın buna hassasiyetleri var. Köylerde üzüm suyu içtiklerini söylüyorlardı ama onun bu olduğunu bilmiyordum açıkçası. Lezzetini alınca gerçekten sizlere de tavsiye ederim. Geçerseniz Karadeniz'den ve yolunuz Keşav'a düşerse doğal dükkana bence uğrayın. Bu üzüm suyundan muhakkak bir bardak için efendim. En az bir bardak için sanıyorum. Sonrasında alıp götüreceksiniz de. Hatta biz üzüm suyunun tatlısını daha iyi yaptık. Pepe Çura dediğimiz. Alalım. Bir saniye, tatlısını da mı yaptınız onu? Ha, o başka. İlginç bir şey. Evet, bu tatlı. Evet. Farklı bir şey. Şöyle şurayı ayarlarsam farklı bir şeye benziyor. Müsaade eder misiniz bir tadayım? Tabii ki. İsterseniz sade olarak, isterseniz sütle beraber deneyebilirsiniz. Bir de öyle bir şeyimiz var değil mi? Peki efendim. Bunda şeker yok. Şeker katmıyorsunuz. Şeker katmıyoruz. Su, şeker, hiçbir şey yok. Sadece üzüm suyu. İçinde biraz mısır unu ekleyip bu tatlıyı insanlarımıza, müşterilerimize sunuyoruz. Sizde mi sadece bu tatlı? Başka var? Yapılıyor muydu? Yoksa siz mi böyle bir konsept oluşturdunuz? Daha önce dediğimiz gibi annelerimiz, yaşlılarımız yaparlardı evde. Samaksa derler hocam. Yani bu bölgede samaksa olarak bilinir bu tatlı. Ama biz pepeçura olarak, yani üzüm tatlısı olduğu için pepeçura diyoruz. Yani biz pekmezden yapardık. Az önce de dediğim gibi buna şıra diyoruz. Ama bizim bölgede nerdek deriz biz. Biz nerdek deriz. Nerdeyi de pekmezle beraber yaparız. Kaynattığımız pekmezle beraber. Üzüm pekmeziyle, elma pekmeziyle. Onlarla beraber onları sulandırıp içeriz. Ona biz nerdek dediğimiz için ve samaksı, bizim insanımız bunu samaksı olarak bilir. Ama üzümle beraber yapıldığı için daha çok Rize bölgesinde de yapılır bu. Ondan dolayı pipeçura deriz biz buna. Anladım. Yani bunu da ilk defa ben burada tatmış ve görmüş oldum. Özellikle tatlısını, şırasını duymuştum. Onu da burada tatmış oldum. Efendim, kuymak sanırım. Kuymak. Evet. Kuymak özellikle Rize tarafına has bir şu anda söylenen yiyeceklerden bir tanesi, yöresel yiyeceklerden bir tanesi. Bir de bu bölgenin yağlaş denilen bir buna andıran bir yemeği vardı benim bildiğim. En azından rahmetli nenelerimizin bizlere yapmış olduğu, özellikle hastayken yapmış olduğu yiyeceklerden bir tanesiydi. Sizler bunu taşımamışsınız herhalde doğal dükkanınızın içerisine. Evet, taşımadık. Aslında eksiklerimizden biridir. İnşallah sizin vasıtanızla ileriki zamanlarda yansıtacağız. Peki kuymağa bakalım. Kuymak böyle uzuyor. Bunun uzama yani hani uzaması dikkatimi çekiyor. Bunun sebebini de sizden alacağım. Bunun sebebi de peynirinden. İmansız peynir dediğimiz peynirden kaynaklı uzaması. O yüzden onun haricinde işte köy tereyağıyla beraber mısır unuyla bu hale getiriyoruz. Kuymak olarak. Ama biraz soğuduğu için pek uzayacağını düşünmüyorum. Sertleştiği için hani, hocam. Biraz soğuduğu için. Ama sıcak olduğu halde tavana kadar da uzatabiliyoruz bunu. Anladım. Soğuduğu zaman katılaşıyor, katılaştığı zaman kopuyor. Soğumadan tüketmek gerekiyor açıkçası. Anladım. Şöyle yapalım o zaman. Ben geçtiğimiz haftalarda Trabzon'da yaptığımız bir programda bir bilge nenemizle karşılaştık.
sohbet etmiştik. O bize biraz da fırça attı. Ekranların önünde dedi, alıp yiyorsunuz. Biz ne yapacağız evlat? Bizim evimizde yok. Biz onu o şekilde değil, böyle bölgesel yöreleri yemeklerini tanıtmak amaçlı sizlerde. Geçmişe dair maziler oluşturmak amaçlı yaptığımız bir yayındır bu. Ve hala bu lezzetlerin olduğunu sizlerle paylaşmak için bu sofradan örnekler veriyoruz. Ne olur bağışlayın. Amacımız sizleri özendirmek ya da aç bırakmak değil. Ya da o anda onun lezzetini hissetmeniz ve bununla beraber yememenin rahatsızlığını yaşamanız değil. Bunun rahatsızlığını biz de yaşarız. Lütfen öyle algılamayın. Ama müsaade ederseniz lezzetleri sizler adına test etmek istiyorum. Ona göre de not vereceğiz. Sizin adınıza not vereceğiz. Sizlere gelelim ya da gelmeyelim değerlendirmesini beni bilirsiniz. Net yaparım. Net yapacağız efendim. Şöyle ben müsaade ederseniz pancar çorbasından başlayayım. Şöyle dursun kenarımda üzüm şırasıyla üzüm tatlısı. Pancar çorbası şöyle bir alıyorum. Sevgili kameraman kardeşim, ağzının kenarını silerek beni izliyorsun. Yarma da var bunun içerisinde, doğru mu? Şöyle bir uzatayım size, neler var bunun içerisinde. Karalahana dediğimiz pancarımız var. Mikrofonu onun haricinde mikrofonu verdiğim zaman elimden alıyorlar hemen. Onun haricinde yarma var ve fasulye var. Yani mısır yarması ve fasulye var. Bakalım. Elinize sağlık ustam, güzelmiş. Bir de şunu merak ettim ben. Hani neydi o? Demiştim ya, galdirik. Galdirik olarak bir çatalla şöyle hafiften alacağım. Sonrasında ben sizin adınıza tadacağım. O nenemden de fırça yemek istemiyorum. Açıkçası çok da fazla sizleri şey yapmak istemiyorum ama şöyle bir bakalım. Galdirik de değil mi? Nasıl tepki vereceğimi bilmiyorum ilk defa. Galdirik'in yoğurtlusunu yemiştim. Yoğurtlu yapıyorlardı evlerde, bilmiyorum. Sizlerde de yaparlar mıydı? Yoğurtlusunu yemiştim ama öyle ilk defa yiyeceğim. Kavurması ama kızartmasını yoğurtlusunu da yapabiliyoruz. Yani. Bu kavurması diyor ustam ama kızartmasını yoğurtlusunu da istekler dahilinde yapıp servis edebiliyoruz diyor. Evet. Güzelmiş, elinize sağlık. Şu sarma bana bakıyor. Şöyle sarmaya da bakayım. Şu anda efendim il dışında bulunan gurbetçi arkadaşlarımız bunları yemeyi ne kadar çok arzuluyorsunuz ben biliyorum. Varsa evinizde lütfen hemen yengeyi arayın. Efendim şu anda size bunu hazırlasın. Biraz sonra işten çıkacaksınız ya da işten yeni çıktınız, eve varmak üzeresiniz. Bunlardan en azından sarmasını ya da pancar çorbasını yiyin isterim. Şöyle bir tatalım. Bir baharat koymuşsunuz içine. Ben sonradan gurme oldum efendim. Karabiber vardır, hafif karabiber vardır içinde. Diğer tadı hemen hemen aynı. Burada baharatı hemen aldım. Nasıl? Gurmelik yapabiliyor muyuz? Peki efendim. Elinize sağlık diyorum. Biz sizin adınızda tadacağız. Güzel yiyecekler var. Özellikle kiraz turşusunu yıllar oldu yemedim. Ondan özellikle tadacağım. Karadeniz'e yolunuz düşerse muhakkak doğal ve organik ürünleri bulabileceğiniz bu mekana bence uğrayın isterim. Sanırım memnun kalacaksınız diye düşünüyorum. Çünkü ben memnun kaldım. Şunu şöyle bırakayım. Nereye bırakayım? Şöyle bırakayım. Biz ayrılıyoruz yavaş yavaş gitmeden önce ve yemeğimize başlayıp ondan sonra elveda edeceğiz sizlere de. Gitmeden önce sizlerin buradan ekranlar aracılığıyla paylaşmak istediğiniz bir şeyler var mı? Onu da alalım. Ondan sonra yolculuğumuza devam edelim. Bugün bu programın ana sponsoru Doğal Dükkan'dı. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle de Doğal Dükkan'daki her sponsorumuzun her ürününü tanıtmıyorum. Ama bölgeyi ilgilendiren ürünleri mümkün olduğunca ekranların önüne taşımaya çalışıyorum. Ve bu bölgeyi ilgilendiren ve bölgenin değerlerine katkı veren, bunların ölmemesini sağlayan, bunun için ARGE oluşturmuş işletmelerden bir tanesisiniz. Teşekkür ediyorum ve yolunuz açık olsun diyorum. Biz gitmeden önce mikrofonu size uzatıyoruz. Değerli izleyicilerimize, herkese çok selamlarımızı yolluyoruz. Bizi uğramalarını bekliyoruz. Teşekkür ederiz, sağ olun.
Mehmet Bey'in de dediği gibi bütün müşterilerimizi Karadeniz yemeklerini, organik yemeklerini yemeye doğal dükkana bekliyoruz. Bayağı bir reklam oldu. Efendim, ben memnun kaldım. Biliyorum sizler de memnun kalacaksınız diye düşünüyorum. Bölgenin kendine has yemekleri vardır. Buraya yansımayan yemekler vardır. Sizler de lütfen eğer burada sofrada görmediğiniz ve yansımasını, yapılmasını istediğiniz, bununla ilgili araştırma yapılmasını istediğiniz yemekler varsa doğal dükkanı arayın. Bununla ilgili bu yemeğin nasıl yapıldığını ifade edin. Aşçılarımız bununla ilgili muhakkak çalışma yapacaklardır. Yolculuğumuzun sonuna geldik. Bu haftalık yolculuğumuz yoğun, soğuk, yağmur ve dalgalar arasında geçti. Umuyorum keyifli bir zaman geçirdiniz ve umuyorum sizlere faydalı bir program oldu. Ayrılmadan önce şöyle yemekten kesitler sunacağız. Sonra güzel bir Karadeniz müziğiyle beraber sizlere veda edeceğiz. Bu haftalık programımıza hoşça kal diyoruz. Haftaya farklı bir mekandan sizlere merhaba demek umuduyla sevgili kameramanım Yılmaz ve ben ekranlardan ayrılıyoruz efendim. Yılmaz, ben bir şeyler atıştırayım. Sen de onları şöyle uzaktan doğru çek. Ancak uzaktan çekersin. Ondan sonra da yolculuğumuza dönelim. Olur mu Yılmaz? Olur. O zaman yolcu yolunda gerek diyoruz. Suyun gözüne işim gücüm olmasa da baksam yarın yine.